Herkese yeniden merhaba. Bu videoyu hazırlamaya başladığım süreç içinde daha henüz Belarus topraklarında yaklaşık 5 saat önce başlamış Ukrayna ve Rusya barış müzakeresinden tek bir kelime bile gelmemişti. Kuşkusuz gelecektir ve kuşkusuz biz de o zaman bir yıldırım baskı yaparak durumu sizlere aktaracağız gibi gözüküyor. Ama çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir gün oldu. Çok açık ve net. Bu saate kadar beklememin nedeni de belki bu görüşme kısa sürer ve belki bize yeni bir haber bilgisi gelir diye düşünmüştüm. Demek ki uzadığına göre taraflar eteklerindeki tüm taşları döküyor. Ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Önemli bir nokta çünkü. 2,5 ay yakın Ukrayna etrafında çok ciddi bir Doğu-Batı diplomasisi yaşandı. Rusya lideri Vladimir Putin bu süreç içinde sürekli Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile 3 kez, Macron'la 4 kez, Alman Başbakan'la 7 kez, Erdoğan'la 1 kez, 2 kez, Aliyev'le bile 3 kez hep birileriyle Ukrayna'yı konuştu ama yapmadığı bir tek şey vardı. Ukrayna'yı Ukraynalılarla konuşmadı. Hep Zelenski Erdoğan'ı aradı, Aliyev'le görüştü. Dedi ki yani İstanbul'da, Bakü'de, her yerde ben Putin'le görüşürüm. Yeter ki bizimle bir görüşsün ve bu görüşme çerçevesinde de biz birlikte bir sonuca varalım istedi. Fakat Putin sürekli ve bilinçli bir politikayla ben senin muhatabın değilim. Senin muhatabın Donbas'ta kurulu iki tane Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri. Minsk anlaşmasını sen onlarla yaptın. Git onlarla konuş dedi. Ama bu arada Zelenski hariç herkesle konuşmayı sürdürdü. Şimdi harekatın 5. gününde dünyada sürpriz olarak gözüken ama benim kanalımı izleyenler açısından sürpriz olmayan alandaki durum çerçevesinde üstelik araya başkalarını da sokarak Zelenski'yi Belarus topraklarında bir heyet göndererek bir müzakereye ikna etti. Zelenski 3. gün ve 3. gün bu konuda gelen bütün önerileri reddetmiş ve savaş sürüyor, ben kimle görüşeceğim demişti. Niçin bunu böyle bir noktaya taşıdılar? Öncelikle Zelenski haklı olarak güvenmediği bir güce karşı Belarus topraklarını da düşman toprak olarak gördüğü için Varşova'da, İstanbul'da veya Kudüs'te buluşmayı tercih etti. Fakat son anda demek ki Lukashenko ile yaptığı özel telefon görüşmesinde güvenilir bir güvence aldı ki çok üst düzey bir heyeti Ruslarla buluşmak üzere Belarus topraklarına gönderdi. Bu toplantıdan ne çıkabilir? Eğer Batı ve bağlantısında Ukrayna hükümeti Putin'e girdiği Ukrayna'dan fazla hırpalanmadan ve diplomatik açıdan onurlu bir çıkış sağlayabilirlerse, böyle bir rota belirlenmişlerse, Putin'in böyle bir rotayı kabul etmemesi için bir gerekçe görmüyorum. Çünkü sonuç itibariyle İstihbarat açısından ve askeri planlama açısından yanlış bir operasyon yaptığını o da anlamış durumda. Çünkü onun planı 20. yüzyılın klasik savaşları doğrultusunda 200 bin Rus askerinin Donbas ve Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya gireceği, Ukrayna ordusunun da yine klasik savaş anlayışı içinde kendilerini girdikleri an sınırda göğüsleyeceği yönündeydi. Genelde savaşlar böyle olur 20. yüzyılda. Niye?
Çünkü hiçbir ordu işgalci bir gücün başkentine kadar gitmesine, sanayi bölgelerine ulaşmasına, ekonomik alanlarına ulaşmasına, limanlarına yaklaşmasına izin vermek istemez. Normali budur. Fakat anladığım kadarıyla İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurmaylarının da katkılarıyla 21. yüzyılın bu savaş teorisinde çok üstün güç gözüken Rusya'yı Ukrayna ordusu sınırda göğüslemedi. Tam tersine şehirlere çekildi. Ve bu durumda Rus ordusu kolay girdiği bir ülkede zor ilerlemeye başladı. Hatta ilerleyememeye başladı. Çünkü eğer Ukrayna ordusu, açık ve net anlatıyorum askeri açıdan, eğer Ukrayna ordusu Rus ordusunun girişini klasik bir yöntemle sınırda göğüsleseydi çoktan ezilmiş olacaktı. Yok edilmiş olacaktı. Demilitarizasyon sınırda gerçekleşmiş olacaktı. Çünkü Ukrayna'nın coğrafyası da dağlık bir coğrafya değildir. Ukrayna bütünüyle bir ovadır. Ama Ruslar girdiler, savunan yok. Sonra ilerlediler. Harkov'a geldiklerinde karşılarına hep söylediğim şehir gerillası çıktı. Şimdi tabii şehir gerillası dediğimiz kavram bugünün kavramı değil, geçmişin kavramı. Ama ilk defa, tarihte ilk defa çok güçlü bir orduya karşı 1'e 7, 1'e 8 oranında güçsüz bir ordu bu taktikle ülkesini savundu. İleride bu savaş kuşkusuz, sonuçları ne olursa olsun, biraz sonra başka sonuçlardan da söz edeceğim. Daha savaş bitmedi çünkü. Ama sonuçları ne olursa olsun bu 5 gün harp akademilerinde özel ders olarak okutulacak bir 5 güne dönüştü. Şimdi anlıyoruz Bayraktar TB2'lerin neden zamanında alındığını. Bu akıl sadece Ukrayna'nın aklı değil. Bayraktar TB2'lerin alınması Rusya'nın az bir birlikle kolay işgal diye düşüneceğini ve çok geniş bir coğrafyaya askerini yayacağını düşünen bir gücün, bir üst aklın Rus zırhlılarını veyahut tanklarını değil, yayılmış olan Rus askerine lojistik desteği sağlayacak konvoyları vurmak için alındığı şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü yakıtsız ve yiyeceksiz kalan Rus askerinin savaş kabiliyetinin ne olabileceğini hepimiz gayet iyi gördük. Bu çok akıllı bir kavram. İkincisi, neden Batı Polonya'yı yalnız bırakmış gibi gözükürken İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri omuzdan atmalı Stinger füzeler, hava savunma sistemi, bakın helikopterleri uçamıyor Rusya'nın ve Javelin anti-tank füzeleri her yerde görüyoruz ki konvoylar dolusu Rus zırhlısı Javelin anti-tank füzeleriyle vurulmuş durumda. Şimdi bu durumda ne olacağını soracak olursanız açık ve net söyleyeyim. Rusya'nın ve Putin'in hele hele bugün ülke ekonomisinde yaşanılmış büyük çöküşten sonra önünde iki seçenek kalmış durumda. Birincisi, Batı'nın beklenmedik ölçekte iyi hazırlamış olduğu bu senaryo karşısında arkadaş bana bir çıkış haritası verin. Ben o haritayı da kabul edeyim, oradan da çıkıp gideyim buradan diyebilir. Ki biraz önce ifade ettiğim gibi bu bence Ukrayna hükümetinin tamam Donbas, genişletilmiş Donbas bölgesini askerden arındıracağım. Sadece polis ve jandarma birlikleri yer alacak. Ve oradaki Rus Cumhuriyetleri diye adlandırılan yönetimlere anayasamda geniş özerklik tanıyacağım yönünde bir anlaşmayla Putin'e bir çıkış rotası bulabilirler mi bilmiyorum. Ama bu
akla yatkın bir davranış olur. Bunun aksi olursa Putin bu harekatı sürdürmeye zorunlu olduğunu anladığı an itibariyle daha önceleri Grozny ve Halep'te gördüğümüz şekilde şehir savunması yapan şehir gerillasını bütün bir şehri yıkarak yok etme projesine yönelebilir. Bu ileride Ukrayna soykırımı olarak adlandırılabilecek korkunç bir sonuç doğurabilir. Korkunç bir sonuç doğurabilir. Bunu yapar mı? Bilemiyorum. Ama böyle bir seçeneğinin olduğunu ve hepimizi dehşete düşürecek tablolarla karşılaşabileceğimizi de buradan yeri gelmişken ifade edeyim. Putin'i bunda orada ölecek insanlardan çok kendi halkının Ukraynalıları bugün de kardeş niteliğinde akraba olarak görmesi durdurabilir mi? Onu o gün göreceğiz. Durduramaz demiyorum. O yüzden Putin'in nükleer hazırlık alarmını ben Batı'ya dönük bir şantaj olarak görmüyorum. Putin'in nükleer hazırlık alarmı gerçek bir alarm. Çünkü eğer Rusya, Kiev, Harkov, Odessa veya buna benzer şehirlerde dünya vicdanının ve Batı anlayışının kaldıramayacağı büyük bir yıkıma neden olursa, Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde NATO'nun kendisine askeri müdahale seçeneğiyle geleceğini biliyor. En azından tahmin ediyor. Yani çok büyük bir yıkım gerçekleşmesi halinde Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o çok büyük yıkımı vay canına deyip geçiştirmeyeceğini biliyor veya tahmin ediyor. Bu ister istemez yüksek ihtimal önce taktik fakat kısa bir zaman diliminde stratejik nükleer silahların kullanılabileceği çok ciddi bir risk oluşturuyor. Devletlerin aklı bizler gibi çalışmaz gençler. Çıkıp etrafta dolaşıyorlar. Diyorlar ki mesela yaklaşık 2 ay televizyon ekranlarında şunları dinlediniz. Yok, Putin buna cesaret edemez. İşgal o mümkün değil. Burada hep söyledim. Adam kararlı düşecek içeri diye. Sonra harekat başladı. Bu sefer aynı isimler. Efendim bu Donbas'ın dışına çıkmaz. Mümkün değil. Yani dünya birbirine girer. Sonra 24 saat içinde işgal her yere yayıldı. Şimdi yine aynı insanlar bu nükleer bir laf salatası, bundan bir şey çıkmaz diyor. Ben de diyorum ki ciddiye alın. Ciddiye alın. Bir hafta önce Ukrayna halkının %80'i Putin'in ülkelerini işgal etmeyeceğine inanıyordu. Bugün CNN Türk'te canlı yayında çocuğu seyrettim. Bir Türk'e sordu, siz burada ne düşünüyorsunuz? Türk aynen şunu söyledi. Biz dedi Donbas'a gireceğini düşünüyorduk ama buraya kadar geleceğini düşünmüyorduk. Kiev'de. Niye düşünmüyorsun? Niye? Yani Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda özel bir istihbaratın mı var? Sana bilgi mi verdiler? Yok, Kiev'e gelmeyecek diye. Niye düşünmüyorsun? Seni düşündürtüyorlar. O yüzden ben savaş yanlısı bir adam değilim. Yanlış anlamayın ama savaşı iyi tanırım. Devletleri iyi tanırım. Amerika'yı iyi tanırım, Rusya'yı iyi tanırım. Açık konuşuyorum. Oralarda çalıştım gazeteci olarak. Bakın Rusya nükleer alarma geçti. Amerika'dan çıt yok. İngiltere konuştu. Avrupa Birliği konuştu. NATO konuştu. Amerika'dan çıt yok. Muhataba Amerika. Yani adam o lafı Amerika'ya ediyor. Bize etmiyor. Yani Türkiye'ye etmiyor mesela. Niye? Ben Amerika'yı tanıyorum. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Yani şu anda
O açıklamayı, Putin'in açıklamasını en ciddiye almış olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Bunu ben size baştan söyleyeyim. Tedbirine başladı. Açıklama yapmadan tedbir alıyor. Devletler, süper güçler durup dururken süper güç olunmuyor. Böyle olunuyor işte. Böyle müdahaleler de olunuyor. O yüzden ayrıca Putin ve Belarus bu olayı bir adım ileri götürdüler dün. Kimse bunu tartışmıyor Türkiye'de. Anayasayı yeniledi. Saçma sapan bir referandumla Alexander Lukashenko Belarus'ta ve bu anayasaya göre iki şey gerçekleşti. Bir, Rus askeri Belarus'ta kalıcı oluyor. İki, Belarus'un daha önce Rusya'ya vermiş olduğu nükleer başlıklı füzeler Rusya tarafından Belarus topraklarına geri getiriliyor. Belarus Avrupa'nın tam ortasına inen bir ülke. Ve oraya nükleer bir sistem iniyor. Siz buna NATO'nun, Amerika'nın, şunun bunun sessiz kalacağını mı zannediyorsunuz? Yok. Mümkün değil. O yüzden etrafta olanlara hep söylüyorum, İngilizcesini çok severim çünkü bunun wishful thinking, yani olmasını istediğiniz gibi düşünmek. Yani nükleer savaş olmaz. Tabii ki olmasın ya. Nükleer savaş dediğin şey insanlığın topyekun yok olması demek ya. Şu an itibariyle. Ama bunu önleyecek mekanizmalar nerede? Ona bakmak lazım. İnsanlar, büyük devletler ki buna Türkiye'de dahil nükleer bir tehditle karşılaştıkları zaman bunu kulak arkası ederek yaşayamazlar. Bunun mutlaka açıklığa kavuşması gerekiyor. Belarus'un almış olduğu dünkü karar açıklığa kavuşması gerekiyor. Biri çıkıp sorması lazım. Siz bu nükleer hikayelerle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nedir mesele? Olay bu. Rusya çok kötü ekonomik açıdan çakılıyor. Ve Rus halkı çok hızlı bir şekilde dünyadan izole oluyor. Bütün uluslararası spor karşılaşmalarından atılmaya başladılar. Aeroflot artık batıya uçamıyor. 36 ülkenin uçaklarına yasak getirdi Putin rejimi. Merkez Bankası'nın 630 milyar dolarlık rezervleri kullanılamaz hale geldi son SWIFT uygulamasıyla. Ve daha da önemlisi, Rusya'nın hini hacet için Batı ülkelerinde tuttuğu ve oligarkların üzerinden tuttuğu 1 trilyon dolara yakın paraya İsviçre'nin de Avrupa Birliği'ne katılmasıyla beraber İsviçre'deki bankalarda dahil olmak üzere dondurma ve el koyma işlemleri başladı. Şimdi bunun arkası serttir. Sert rüzgardır. Ufak değildir yani. Rusya ya nükleer tehdidini arttıracak yahut da Zelenskiy ile Putin bir yerde buluşacak ve bu işi daha da ileriye götürmeden bir şekilde çözecekler. Buna bakmamız gerekiyor. Bunun dışındaki her laf, her yorum teferruattır. Kalın sağlıcakla.